Herkese merhaba. Animatörler Frank Thomas ve Ori Johnson'ın 12 ilkesi, ilk prensip Squash and Stretch. Bazı nesnelerin hızlarını, momentumlarını vurgulamak için daha uzun ve daha sıkışık görünebileceği prensip üzerinde yer alır. Ağırlık ve kütledeki etkileri görebiliriz. Örnek, bu prensibe göre bir topun zıplaması. Bakın, burada sıkışma ve genişleme olmadan, farkı gördünüz mü? Bir nesnenin sıkışma ve genişleme miktarı kütlesi hakkında bize bir şeyler söyler. Çok büzüşüyorsa nesne o oranda yumuşaktır. Az ise sert olduğunu düşündürür. Örnek, birincisi su balonuna, sağdaki nesne ise muhtemelen bir bowling topunu andırıyor. Bu prensip, bakın bu adamın aşağı inme hızından nasıl uzandığına bir bakın. İndikten sonra sıkıştığını görüyorsunuz. Ayrıca yüz ifadelerini abartmak için de bu prensip kullanılır. Gözleri kapalıyken yüzü ezilmiş ve gözlerini güvensizlik içinde açtığında ise yüzü uzuyor ve normale dönüyor. Bu arada nesnenin hacimleriyle orantılı bir şekilde bu prensibi yapmak da çok önemlidir. Burada en çok yapılan hata, nesneleri bu topta olduğu gibi hacmini orantısız bir biçimde çizmektir. Burada her hacim eşit olmalıdır. Kısacası nesne bir yerden uzuyorsa diğer taraftan genişlemelidir. Düzleştiği zaman genişlemeli, genişlediği zaman yukarı doğru hacmini arttırmalıdır. Eğer burada hacim eşit olursa, burada nesnenin orantılı bir biçimde çizildiğini söylemek mümkün olacaktır. Kareleri ezmek ve germek konusunda ustalaşırsanız, 3 boyutlu küpler yapmayı da elde edersiniz. Bir diğer önemli not, topun düşme süresi boyunca gerilmesi gerekmez. Yani düşmeye başladığında çoğu zaman normal bir şekilde sahip olmalı ve sonra dibe vurmak üzereyken en uzamış haline çizilmelidir.